Herkese merhabalar sevgili Yengeç Burçları kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün Güneş yükselen Ay burcu Yengeç olanlar için 21-27 Ekim haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Hepinize hayırlı, çok güzel bir hafta diliyorum. Her şey gönlünüzce maşallah olsun. Yani arkadaşlar, bakar mısınız? Hiçbir katkım yok. Bakın. Zaten büyük bir şeyi içinizden attınız, çıktı, gitti. Şimdi çıktığı yere bakıyorum. Nereden geldi? Sol taraftan geldi. Yani hali hazırda canınızı sıkan bir şey artık geride kalıyor. Artık bir şeyleri geçmişte bıraktığınız ve muhtemelen de içinizden bu kadar büyük bir parça çıkıp gittiği için sizin yapacağınız bir atılımı ifade ediyor. Şöyle bir bakalım. Bak. Maşallah. Maşallah, maşallah, maşallah. Nazarım değmesin. Ya çok beğendim. Keşke yengeç burcu olsaymışsın. Şöyle bir çıktıkça çıksın bakalım neler var altından. Altından neler çıkacak? Asıl önemli olan o. Ama inanılmaz temiz. Bu kadar temiz olabilir mi? Hayır, yani şey değil. Telve koymamış değilim yani. Kahveyi normal her zamanki gibi koyuyorum. Koymamış değilim. Ya zaten görünüyor. Ama ya bu nasıl bir temizlik? Bu nasıl bir aydınlık? Bu nasıl bir rahatlık? Bu nasıl bir ferahlama? Yani arkadaşlar, en başta içiniz, en başta hanenin içi, kafanız, kalbiniz, yani nefret, sıkıntı, problem, maddi manevi sıkıntılarınız, yani dedim ya, sanki bu hafta çok büyük bir atılım yapacakmışsınız gibi geliyor. Çünkü öyle bir çıktı, öyle bir düştü ki sanki bir anda cebinize çok büyük para geliyor. Bir anda kavgalı olduğunuz insan bir anda sanki gelip özür diliyor, barışmaya çalışıyor. Yani bir şeyler, bakın, sanki aniden, çünkü çok hızlı düştü, hani böyle yavaş yavaş düşmedi, bir anda düştüğü için beklemediğiniz olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ay hadi bakalım, her şeyin hayırlısı uğurlusu olsun. Şimdi şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Dediğim gibi geçmiş kısmından artık çıkıp gidiyor. Güzel. Şimdi dediğim gibi hane içi ayrıca çok çok temiz. Şimdi şuradan bir başlayalım. Ben burada ne görüyorum arkadaşlar? Tabii ki genel bir karmaşa var burada. Yok değil ve bu kadar büyük bir karmaşadan artık çıkışınız var. Ama tabii ki belli başlı şeyleri de yanınıza alıyorsunuz. Bir tane önce gördüğüm harflerden bahsedeyim. K, T, Y. Y de kuş gibi görünüyor, haber getirebilir. E harfini gördüm çok net. Şöyle bir bakıyorum. Ay kör olacağım bakarken. S harfi. M, N harfi. Ki N harfi gene burada var. Yani bu harfler şimdi bariz belli bir şekilde kendisini gösteriyor. Şimdi öncelikle harflerden gideyim. Sonra sayılara geçeceğim. Çünkü 2, 5 ve 3. Yani 2. 5'i nerede gördüm ben ya? 5. Bir de 3 rakamını gördüm. Ki 5 gene burada var. 3'ü gördüm ama nerede gördüğümü şimdi şeyleri yaparken, sayılara bakarken unuttum ama fark etmez. Bakın burada gene 3 var. Hadi önce şeyden başlayalım. Harflerden başlayalım. Bu harfler arkadaşlar güzel görünüyor. Birincisi S harfi. S harfi arkadaşlar artık bir şeylerde yola devamı anlatır. Hem gitmek istiyorsanız gidersiniz. Ülke, şehir, yer, konum, bir şirketten başka bir şirkete geçiş, taşınmalar, yer değiştirmeler, bunun gibi olayları, aynı zamanda doğumdur, satıştır, evliliktir vesaire, bu tarz süreçlerin devamını anlatır. Tabii ki eğitim, öğretim tarzı olaylarda vardır. Eğer ki çalışma hayatınızı yarım bıraktıysanız ya da hiç başlamadıysanız mesela böyle bir yolculuğa, böyle bir sürece girişiniz olabilir. Gayet güzel görünüyor. Zaten sağ tarafta negatif bir şey o konuda söylemem. Ya söyleyemem çünkü sağda. Diğer şey olarak baktığım zaman T harfi hem adaleti anlatır, normal bildiğiniz mahkemeleri, hem de ilahi adaleti, yaşadığınız bir haksızlık durumu varsa buralarda sizin hakkınızı alabildiğinizi ve bir karma çalışması olduğunu, yani karma çalışıyor, ilahi adalet çalışıyor. Yani küfür mü etti birisi de, arkanızdan mı konuştu? Hakkını alır artık, neyse, kaç misli alacaksa cezasını, belasını bulacaksa onu alır. Size iyilik yapanlar da ya da siz de iyilik yaptıysanız bunun aynı şekilde karşılığını alırsınız. Bunu anlatıyor ve mahkeme anlamında da gene haklı olmayı, beklediğiniz, az çok beklediğiniz, tahmin ettiğiniz bir sonucun çıkmasını anlatıyor. Y harfinden bahsettim. Dediğim gibi Y harfi bir de kuş gibi görünüyor burada. Şuradan bahsediyorum. Normalde biraz kararsızlık yaşadığınızı anlatıyor ama gelen haber... diyelim iki insan, iki iş, iki meslek, iki yer, hani satın alacaksınız, böyle bir şeyler var, gideceksiniz. Bir yerde bir problem çıkar, haliyle ötekini seçmek mecburiyetinde kalabilirsiniz. Bakın böyle bir şey olabilir. Yani olumsuzluktan doğan bir mümkünat
kendisini gösterebilir. Onun haricinde de dediğim gibi birisi size ekstra ama bir de şöyle bir avantajı var buranın diye kendisini o insan, o yer, o iş, o meslek, o konum kendisini gösterir. Aa tamam neyi seçeyim? Belli oldu dersiniz. Seçiminizi buna göre yapabilirsiniz. Kararsızlıklar biter. Hiç seçeneği olmayanlar için bile en azından bu hafta az çok bir seçenek getiriyor diyebilirim. Bir de ne hangi harften bahsetmiştik? Şöyle bir daha bakıyorum. E harfinden bahsetmiştik değil mi? Şimdi E harfi de arkadaşlar sizin iyilik yaptığınız insanlardan ya da dünya için bir şeyler yaptıysanız bunların öyle ya da böyle bir karşılığının alınması. Yani iyilik yapan iyilik bulur gibi bir mantığı var aslında E harfinin. Böyle bir güzellik var. Bir de burada bakın bir tane okunuz var. Bu ok hafif yukarıya doğru çıkıyor. Yani sizi geleceğe taşıyacak olan bir şeyi şu anda temelden inşa ediyorsunuz anlamına geliyor. Çünkü çok yani biraz dipten başla açık söyleyeyim yani çok geride değil ama yani şu anda hali hazırda bir şeyle uğraşıyorsanız en azından aklınızda bir şeyler varsa daha çok ona yönelik bir ilerleyiş gerçekleştirebilirsiniz. Hem de çoluk çocuk için, aileniz için böyle bir şey yapabilirsiniz. Başka bir harf şu anda hali hazırda görmüyorum. Onun haricinde 2, 3 ve 5 rakamlarından bahsetmiştim. 5 rakamı güç, değişim, bir irade olayını anlatır. Yani güçlü bir şekilde değişmek için hem değişmek gerekiyor yani değişimi kabul etmek gerekiyor. Bunun için de biraz irade olması gerekiyor. Hem de hayatınızda bir şeylerin artık değişme ihtimalinden bahseder ve değiştikçe de güçlenirsiniz. Böyle bir manası var. 3 rakamı. Evet başlı başına zaten bolluk bereket anlamı var. İster evlilikle olsun ister çoluk çocukla ister malla mülkle parayla olsun. Hem bu anlamda hem de sağlık değerleriniz iyileşir. Eğitim, iş, kariyer anlamında daha fazla seçenektir. Daha fazla işte puansa daha fazla puandır ya da daha fazla saygıdır. Yani bunların da bir artışını anlatır. Bir de iki rakamı. İki rakamı direkt olarak arkadaşlar ikili ilişkileri anlatır. Ama tabii ki konusu çok geniş. Etrafında da ben insan hani net şudur budur diyeceğim bir şey görmedim. O yüzden iki rakamı hem İş hayatındaki belki anlaşma yapacaksınız, belki kontrat imzalayacaksınız, belki evleneceksiniz sonuçta o ikiniz arasındaki bir sözleşme. Bu tarz bir şeyler olabilir. Ya da dediğim gibi iştir. Belki bakın mahkemelerden bahsettik. Burada bir şeyiniz var. Yani ikili ilişkilerde aşk dahil olmak üzere iyi gittiğini anlatıyor. Bolluk bereket değişimle de birleşince problemler varsa bunların gidip yerine hani daha güzel bir ilişkinin gelmesini ifade ediyor. Bir de şurada bir tane 9 rakamı var. Belki hepiniz görmüşsünüzdür şuradaki 9 rakamını. 9 rakamı arkadaşlar artık bir şeylerin bittiğini ve hani 9'dan sonra tekrar sıfıra dönüyor. Çünkü rakam olarak. Haliyle de sizin artık bir şeyleri bitiriyorsun ya da bitirmen gerekiyor. Kötü giden bir ilişki varsa artık bitir. Yani devam etme, uğraşma. Bak değişimi getiriyor değil mi? O bitiş de bir değişimdir. Sonra yeniden bir şeylere başlayabilirsin. Bunu anlatıyor. Ya da dediğim gibi bir şeyleri borçtur, sıkıntıları, problemleri ya kendi kendine biter artık. Hani bitmesi gerekiyordu zaten iyi oldu. Kavga ettiğimiz bitirdik. Konuştuk ve bitirdik. İyi oldu benim için de deyip bitirebilirsiniz. Veyahut da bu borçtur ya da zaten hani bitirebilme gücünüz varsa kendiniz başlı başına bitirebilirsiniz. Evet burada çok detay verdim çünkü arkadaşlar çok önemli ve buralarda sizin bir yolunuz görünüyor. Buraya geldiğim zaman arkadaşlar burada bakın. Burada neredeyse sıkıntılarla güzelliklerin olduğu yerdeki o ince köprü neredeyse kopacak. Kopması çok şey değil ama hani kopsun kopmasın o kadar önemli değil. Artılarla eksilerle götürüyoruz hayatı ama sadece şöyle bir şey var arkadaşlar. Anlık bir yükseliş hırsı sizin kafanızı çok karıştırabilir. Yani ben burada bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Burada işe girmeye çalışıyordum. Ya da biz çocuğumuz hani burada kalacak diye düşünüyorduk. Bir anda evlenip yurt dışına gitme ya da şehir değiştirme ihtimali şimdi ortaya çıktı. Ne oldu bizim o yaptığımız planlar? Hop değişiverdi. Ve böyle bir köprü az çok sarsıldı. Ha belki daha iyi olur bilemem. Ki çok temiz görünüyor bu arada hani genel anlamıyla çok temiz. Ama böyle ani fikirler belki sizin düşündüğünüz mesleği çocuğunuz yapmayacak. Aa niye şimdi öyle dedim ben herkese senin bu mesleği yapacağını söylemiştim dediniz belki de. Ki değişebilir yani değişikliklere hazır olun. Bir de şurada arkadaşlar bir kaplumbağanız görünüyor. Kaplumbağada hem bir şeylerin artık zamanı geldi yani önünde birazcık senin şeyler var demek ki hani aşamalar var. Devletle alakalı olsun, seninle ilgili olsun, sana belki ta bilmem ne zamana bir tarih verler onlar olsun. Artık bu tarihler ister istemez yaklaşmaya başladı. Kendini maddi manevi hazırla. Bunu anlatıyor. Yani bir şeyden artık zamanı geldi. Aynı zamanda arkadaşlar yer, ev değişiklikleri, makamsal değişiklikler ve
Hane içerisindeki eşyanın, mobilyanın haneye giren çıkan insanların değişimini anlatıyor. Buraya geldiğim zaman burada bir kağıt işiyle ilgili her kafadan bir ses çıkıyor. Sadece bu hafta birazcık karışık. Çok fazla hani birçok insanı ilgilendiren kağıt işinin hemen hızlıca çözülememe ihtimali var. Buradasınız arkadaşlar, iki tane şey tutuyorsunuz elinizde. Yani ya hani çoluğunuzun çocuğunuzun işi, durumu, işte eğitimi, bunun yönetimi sizin elinizde ise evet bunu tutuyor olabilirsiniz. Belki bir yandan eşinizi, belki bir yandan aileyi tutuyorsunuz. Bir yandan işinizi tutuyorsunuz. Yani yöneteceğiniz şeyler var ve bunlarla ilgileniyorsunuz. Bir yandan belki evinizi tutuyorsunuz. Tabii ki yönetmeniz gereken bir alan. Sağlık kontrolüdür, şudur, budur. Bakın bir şeyler artık sizin elinize geçmeye. Artık kendin çalışıyorsun. Kendi evin de var. Artık bunların hepsinin idaresi sende. Bak evleneceksin. İdare etmen gerekiyor bir şeyleri. Bilemiyorum işte daha sabırlı olmalısın gibi durumlar karşınıza çıkabilir, size söylenebilir. Çünkü üzerinize birazcık sorumluluklar binmeye başlıyor. Şu an için küçük olan sorumluluklar açık söylemek gerekirse ileride daha büyük sorumluluklara dönebilir. Şimdiden de evlenmemiş çoluk çocuk planı olmayan bir insanın ileride olabilme ihtimali bak çok zordur, uykusuz kalacaksın. Böyle bir şeylere hazır mısın? İşte kaynana kaynata derdi çekmek zordur, şudur, budur. Yapabilir misin? Bak sabırlı olma gerekiyor şeklinde şimdiden bakın ta kim bilir ne zamanın dertlerini ya da kim bilir ne zaman sonra belki o da olabilecek şeyleri şimdiden size insanlar söyleyebilir. Bunu da söylemek burada önemli. Bir de kilitli bir şeyi açıyorsunuz ama burada ilgilenerek açtığınızı, açacağınız şeyin içerisinde de EM harfleri geçebilir. Yani meslek gibi, emlakla alakalı bir şeyler, mahkemeyle alakalı bir şeyler ya da EM harflerindeki bir kişinin bir sırrı var. Bunu açabilirsiniz ya da bulabilirsiniz. Bir de kalp var arkadaşlar. Demek ki kalbi anlamda da bir gizliniz varsa, yani bir şey söylemek isteyip de söyleyemediyseniz ya da birisinin size karşı duygularını açması, onu iyice böyle deşmeniz gündemde olabilir. Onun haricinde zaten dediğim gibi çok çok temiz görünüyor. Şöyle bir bakalım bakalım başka neleriniz var, neleriniz yok. İyi, çok fazla insan yok. Varsa bile sevdiğiniz insanlar, yani düğün mü yapacaksınız? Sevdiğiniz insanlar var. Belki birkaç tane hani sevmediğiniz insan olabilir ama onun haricinde çok fazla bir sıkıntınızı görmedim. Daha çok sevdiğiniz insanlar, sizi seven insanlarla aynı ortamda görünüyorsunuz ve uzun uzun hep görüntüleriniz. Yani hep uzunlamasına görünüyor. Demek ki daha çok eril konular, iş, para, meslekler, bir şeylerin yönetimi, devam ettirilmesi, bunlarla ilgili olaylarınız daha yoğun olabilir. Hani aşk bile olsa ona şu aralar daha çok eril bir enerjiyle baktığınızı söyleyebilirim. Burada da niyetiniz maşallah yani çok güzel akıyor. Bir tane daha şuradan gelmek üzere kendisini hazırlıyor. Ama bunun için bakın size bir haber gelmesi gerekiyor. O haberden sonra sizin bu niyetiniz İnşallah yola çıkar ve kenarları da böyle hani belli olduğu için sınırları ne yapacağınıza çok iyi karar verip de yola çıktığınız niyetinizi ona göre gerçekleştirdiğinizde görünüyor. En azından yorumu bu. Benim söyleyeceklerim de bu şekilde arkadaşlar. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.